Evet, hayatımız satranç adminiyle sohbet yayına hepiniz hoş geldiniz. Kamera burada. Tamam. Yavaş yavaş arkadaşlarımızın gelmesini bekleyeceğiz. Zaten bu video, bu canlı yayın videosu kaydedileceği için illa arkadaşlarımızın beklememize gerek yok. Muhabbete, sohbete başlayabiliriz. Burada kamera. Ben şöyle bakıyorum, o yüzden sıkıntı oluyor ama evet, kamera burada. Yavaş yavaş arkadaşlarımız da mutlaka katılacaktır zaten. Bu canlı yayını niye yapacağız? Ondan bahsedelim. Şimdiye kadar bir tane canlı yayın yaptık. O da yılbaşı çekiliş sonuçlarımızı ilan etmek içindeyiz. Zannediyorum 2 Ocak ya da 3 Ocak olması lazım. O zaman da ondan itibaren hiç canlı yayın yapmadık. Bir canlı yayın yapalım. Zaten yakın zamanda haftada bir canlı yayın mutlaka yapacağız zaten. Merhaba. Sorularınızı bu arada sorabilirsiniz. Daha sonra bakacağım. Cevaplandırmaya çalışacağız. Uzun zamandır canlı yayın yapmayı düşünüyorduk fakat bir kısmet olmadı. Dedik yavaş yavaş yapalım canlı yayını. Artık hani işimizden gücümüzden fırsat bulabildiğimiz zamanlar zaten sürekli canlı yayın yapacağız. Canlı yayından maç yapacağız, meydan okumalar yapacağız vesaire vesaire. Yılbaşı çekiliş sonuçlarını aynı yayınladığımız gibi çekiliş yapacağız. Çekiliş sonucumuzu da yine bir canlı yayınla duyuracağız. Onun haricinde çok daha güzel sürprizler var. Şu başkanlık seçimleri, Türkiye Satranç Federasyonu başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Daha tam tarihi belli olmadı. Tam tarihi belli olduktan sonra tüm başkan adaylarını tek tek canlı yayına davet edeceğiz. Canlı yayına veya canlı olmadan kendimiz bir şekilde şey yapmaya çalışacağız. Hani önce söyleşi yapıp onlarla daha sonra videolaştırabiliriz kesme biçmeyle. Canlı yayın biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü biz de profesyonel değiliz. Ondan dolayı böyle planlarımız var. O yüzden canlı yayınlarımızın da sayısı artacak. Bu canlı yayında şundan bahsedeceğim. Hayatımız Satranç YouTube kanalı nasıl kuruldu? Nasıl buraya kadar geldi? Şu anda 2140'tan fazla abonemiz var. Hemen hemen 100 tane videomuz var. Nasıl bu kıvama geldik? Yoldan devam ederken nelerle karşılaştık? Sıkıntılarla karşılaştık. Bu sıkıntıları nasıl çözdük? Aklımıza gelen videolar nasıl geldi? Bir yandan nasıl oldu ki ben bilişimden, internetten, bilgisayardan, canlı yayından, videodan hiç anlamayan birisiyim, hiç anlamıyorum. Ona rağmen nasıl bu şekilde oldu? Ondan ufak ufak bahsedeceğim. Şöyle bir geçmişe gidelim. Zannediyorum 6 Mart ya da 8 Mart olması lazım. 8 Mart 2020. Türkiye'de koronavirüs vakalarının ilk çıkmaya başladığı zaman zannediyorum bir 60-70 sayısına yükselmişti. Bir 60-70 sayısına yükseldikten sonra 18 Mart'ta kısıtlama kararı geldi. Ne kısıtlaması? Adliyeler kapandı tamamen. 18 Mart'ta adliyeler tamamıyla kapandı. Tekrar söyleyeyim, yorumlarınızı yazabilirsiniz, sorularınızı yazabilirsiniz. En son bakacağım. 18 Mart'ta adliyeler kapanınca tabii biz eve tıktık kendimizi. Eşim de gebeydi o zamanlar. Öyle olunca çok riske girmek istemedik. Biz tamamıyla kendimizi kapattık. Ki biz o zamanlar Isparta'da yaşıyorduk. Biliyorsunuz ilk il vaka sayılarının açıklandığı zaman Isparta Türkiye genelinde 6. sıradaydı. Yani çok riskli durumdaydı. Ondan dolayı kendimizi eve kapattık. Tabii belli bir süreden sonra okullar kapandı, EDIT merkezleri kapandı, kreşler kapandı, her yer kapandı. Doğal olarak satranç eğitim merkezleri, kulüpler de kapandı. Şimdi velilerimiz arıyorlar, mesaj atıyorlar. Ne olacak? Çocuklar geri kalacak. Nasıl olacak? Kimse önünü göremiyor. Ne zaman açılır? Yaza mı biter? O zamanlar şey muhabbeti vardı işte koronavirüs yaz aylarının sıcaklar gelmesiyle beraber işte etkisi azalacak falan filan vardı. Ama hepimiz bir muallaktaydık. Biz de şöyle bir şey düşündük. Dedim ki ben tek tek ders videosu öğrencilere göndermek yerine bir tane YouTube kanalı açayım. YouTube kanalına ders videolarını yükleyeyim. Daha sonra öğrenciler onu izlesinler, tekrar etsinler, o şekilde geliştirmeye çalışsınlar. İşte maç yapalım LİÇES'ten beraber, işte turnuvalar düzenleyelim, böyle bir yola girdik. Videoları yükledim, yükledim, yükledim. Her gün 3-4 tane video yükledim. Daha sonra dedim ki ama öğrencilerimiz bu videoları izliyor mu, izlemiyor mu bilemiyoruz. Bir araştırma yaptım. YouTube Studio denilen bir şey varmış. İşte videoları kim izledi, kaç dakika izledi? Daha doğrusu kim izledi değil de kaç kişi izledi, kaç dakika izledi, ne kadar süre, ortalama görüntüleme süresi gibi istatistikleri veriyor. Bunu yükledim. Benim grubum 30-40 tane öğrenci vardı. Yani toplam öğrencim bu videoları izleyebilecek. Hadi diyelim ki 40-45 olsun. En fazla 50 olsun. En fazla 50. Ama bakıyorum videolar 50'den daha fazla izleniyor. Allah Allah, bu nasıl iş?
Demek ki birileri daha izli bu videoları. Hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bir de zaten evdeyiz. Sıkıyoruz. Ya bütün gün evdeyiz. Başka yapacak hiçbir şey yok. Adliyeler kapanmış. Her şey bitmiş ve ondan öncesinde çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Yani gündüz adliye davalar, icra takipleri, müvekkil görüşmeleri. Akşamüstü işte 3.30-4'ten sonra da satranç. Full böyle hafta sonumuz full çakılı dolu. Full dolu. Bu şekilde bir yaşantıdan bir anda taş gitti. Öyle olunca ben videoları yüklemeye başladım. Fakat sonra baktım. Dedim ki ilk başta bu arada Satranç Temel Eğitim'di kanalın adı. Daha sonra hayatımı satranç döndü onu da anlatacağım. Ben eğitim videolarını atıyorum ama yetersiz olduğunu biliyorum. Niye? Ratingim çok yüksek değil. Tamam belki benim ratingimden daha aşağı yüz binlerce kişi vardır. Ve bu videoları yüz binlerce kişi izleyebilir. Ama ben istedim ki tüm satranç camiasına hitap edelim. Nasıl hitap ederiz? Hiç yapılmamış bir şey yapalım. Satrancın mizahı hiç yapılmadı. Yani mizahı derken mizah içerikleri, yani mizaha yönelik içerikler hiç hazırlanmadı. Tamam, çok güzel ders videoları kondu. Mükemmel ders videoları kondu. Mükemmel analiz videoları. Mükemmel canlı maç videoları kondu. Eğlenceli diyebileceğimiz arkadaşların sohbeti, muhabbeti güzel olan videolar kondu. En güzel örneği Sabri Onay Yontar'la Emre Asgül'ün moderatörünü yaptığı, daha doğrusu adminliğini yaptığı Chess 24 Türkçe. Yani bu dalın dünya çapında en iyilerden bir tanesi. Hani Chess Base India'sı var falan filan ama gerçekten dünya çapında çok kısa sürede çok güzel işler başardılar. Bunlar zaten var. Biz olmayanı yapalım diye düşündük. Ondan dolayı bu ders videolarından sonra biz artık biraz da eğlencelik videolar koymaya başladık. Ne gibi? İşte bir film vardır. Filmde bir satranç sahnesi vardı. Onu koyduk telif hakkına dikkat ederek. Başka ne yaptık? İşte bir diziden bir satranç sahnesi vardır. Onu koyduk. Kendimiz işte dünyanın en iyi 20 oyuncusu, dünyanın en iyi 30 oyuncusu, Türkiye'nin en iyi 20 oyuncusu, Türkiye'nin en iyi işte kadın oyuncusu, dünyanın en iyi kadın oyuncuları gibi videolar hazırladık. Şahmatrak diye bir şey bulduk, onlara yayınladık. Daha sonra ustaların iç sesi videoları çok beğenildi gerçekten. Onları koyduk fakat ustaların iç sesi den iki tane videom telif yedi arkadaşlar. O yüzden kaldırmak zorunda kaldım. Chess Base India yetkililerine sesleniyorum. Mail de attım hepsine tek tek. Kaldırın şu telifi diye ama kaldırmadılar. Telif yedik arkadaşlar. Ondan dolayı o videolarımızı göremeyeceksiniz. Şu anda Magnus Carlsen'in iç sesi videosu duruyor. Ve Wesley So'nun ev tanıtım videosu duruyor. Ama Kasparov'la Nakamura gitti arkadaşlar. Maalesef çok üzgünüm. Ama yapacak bir şey yok. Onların da hakkı bir şey diyemem. Haklılar yani. Ama ne olurdu yani biz kaç takipçi kalırız ki? Yani izin verseler ne olurdu? Ölecekler miydi? Ama yapacak bir şey yok. Yani bu şekilde hayatımız satranca döndü kanalın adı. Ve haftada 3 tane video planladık. Pazartesi günleri pazar turnuvasının videosunu koyuyoruz. Çarşamba günü eğlenceli video koyuyoruz. Cumartesi günü de turnuvada kendi oynadığım oyunlardan bana göre en hatasız olanını yüklüyorum. Bu şekilde haftada 3 tane video koyuyoruz. Fakat buradan bir müjde veriyoruz. Haftada 4'e çıkarıyoruz. Bir tanesi de şöyle olacak. Şöyle bir konsept yapacağız. Açılış öğrenmek çok zor. Gerçekten açılış öğrenmek çok zor. Fakat imkansız değil. Öğrenen nasıl öğreniyor? Ben de çok fazla açılış falan bilmiyorum. Yani atıyorum 400 tane, 500 tane açılış varsa ki daha fazla biliyorum ama kıyaslama için söylüyorum. Ya da 100'den kıyaslayalım. 100 açılıştan 10'unu anca biliyorumdur. Bir fikrim vardır. Onu da çok iyi bildiğim söylenemez. Sadece bir fikrim var. 15-20 hamle oynayabilirim. Ama full teoriyi bilmiyoruz tabii. Kim bilecek? Dünya şampiyonları anca biliyor zaten. Ondan dolayı ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Beraberce oturacağız. Bir videoyu alacağım. Ben bir açılış belirleyeceğim. Onu çalışacağım. Ben çalışırkenki halimi videolaştıracağım ve bu şekilde siz de çalışacaksınız. Yani benim açılış çalışma taktiğim neyse ben onu göstereceğim size. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Bu arada şunu da ileteyim. Herkesin açılış çalışması farklıdır. Kimisi dinler öğrenir, kimisi okur öğrenir, kimisi izler öğrenir, kimisi de kendisi analiz yaparak, kendisi kafa yorarak bulur öğrenir. Ama dörde çıkaracağız. Haftada dörde çıkaracağız. Canlı yayınları ayda bir planladım ama ayda birden de fazla yapmayı düşünüyorum. Şu anda bir altyapı çalışması içerisindeyiz. Şöyle benim bir avukatın bilgisi değiştirmek çok zor arkadaşlar. Niye çok zor? Çünkü tüm o internette aradıklarımız, işte Gmail hesabımız, 2-3 tane ayrı ayrı Gmail hesabımız var.
İşte programların altyapıları, dilekçe örnekleri hepsi falan yığılı. Yani bunu değiştirmek, bir bilgisayarı değiştirmek gerçekten bir avukat için cesaret istiyor. Ondan dolayı da ben şimdiye kadar hiç bilgisayarımı değiştirmekten yana değildim. Fakat şu anki bilgisayarımda canlı yayın yapmam imkansız. Şu canlı yayını bile ben telefonla yapıyorum. Ondan dolayı da bir cesaret, yeni bir bilgisayar almaya karar verdik. Nasıl olacak? Vallahi şu an terliyorum yani. Bilgisayar değiştirmek fikri bile beni terletiyor. Çünkü korkuyorum. Herhangi bir şeyde bir silinme olsa ayva yedik yani. Geçmiş olsun. Ondan dolayı çok korkuyorum. Bu konuda da bilgisayarcı bir arkadaşla çalışacağız. Bakalım buradan bulabilirsek. Bu arada ben Karaman'a taşıdım. Karaman'dan bir bilgisayarcı arkadaş bulacağız. Bu sorunu çözmeye çalışacağız. Ve yeni bilgisayarımız Monster düşünüyorum. Monster çok iyiymiş. Yayıncılar genelde Monster kullanıyormuş. Bir tane bulduk. Bu arada çok pahalı bilgisayarlarda. Neyse. Onu alacağız. O şekilde canlı yayınlara başlayacağız. Yani eğer bu şekilde olursa canlı yayınla turnuva yapmayı düşünüyorum. Turnuvayı canlı yayınlayacağım. Yani pazartesi günü yüklediğimiz için canlı yayın diyeceğiz. Bu şekilde bir tane de canlı yayın yapmış olacağız. Sohbet muhabbetle dönecek bu şekilde. Daha sonra devam edelim. Hayatımız Satranç YouTube kanalına çevirdik işi ve baktık aboneler gelmeye başladı. İşte 60, 70, 80 abone falan filan. Ya 100 abone de halay çekiyoruz falan böyle. Bizim için bir meşgale oldu bu. Eğlenceli bir şey oldu. Sonra benim aklıma geldi, bir de Instagram sayfası açayım dedim. Instagram'dan Hayatımız Satranç, yine Satranç Temel Eğitim'de Hayatımız Satranç döneminde Instagram sayfası açtık. Daha sonra Instagram sayfasını işte takipçi kasıyoruz. İnsanları takip ediyoruz. Onlar geri dönüş yapıyor falan filan. Sonra dedim ki ben mesaj metni hazırlayayım. Bunu otomatik olarak gönderelim bizi takip edenlere. Öyle yaptık. Bizi takip edenlere otomatik olarak işte takip ettiğiniz teşekkürler. İşte bir de YouTube kanalımız var. Buyurun oraya da abone olun falan gibisinden. Ya sağ olsunlar, gerçekten camiye o kadar sahip çıkıyor ki. Yani bir kere de şunu söyleyeyim, benim kanalımı boş kanal eskiden diyebilirdiniz. Ama şu anda dedirttirmem arkadaş. Niye? Hiç yapılmayanı yapıyoruz. İyi ya da kötü yapıyoruz, orasını bilemem. Kötü de yapıyor olabiliriz ama iyi de yapıyor olabiliriz. Bilemem, o sizin takdiriniz. Ama kesinlikle yapılmamışı yapıyoruz. Bu dalda ya Allah aşkına Instagram sayfamıza girin bakın. Yani en aktif, Türkiye'deki en aktif satranç adına kurulmuş Instagram sayfası. Şu anda bizim Instagram sayfamız. Yani günde 3 ya da 4 tane post atıyoruz. Hikayeler mikayeler ayrı. Bu işin işte şahmatrak atıyoruz. İşte ustaların aileleri serisi yaptık. Daha sonra satrancın bilinmeyenleri serisi yaptık. Bu şekilde birçok seriler yaptık biz. Bunların da devamını yapıyoruz. Aklıma geldikçe yapıyorum. Bu şekilde insanlar gerçekten çok hoşuna gidiyor. Çünkü ben istatistiklere bakıyorum. Çok fazla kişiye gönderiliyor. Çok beğeniliyor. Vesaire vesaire. O yüzden hani bu kanalımız ilk başlarda bu şekilde gelişti. Şu anda da hala böyle gelişiyor. Takipçi kasıyoruz. Bizi takip edenlere mesaj atıyoruz. Onlar da abone oluyorlar. Sağ olsunlar. Gerçekten sahip çıktılar. İyi bir şey olunca sahip çıkılıyor. İlk başta tabii daha çekimserlerdi. 100-200 abone olunca çok çekimser davranıyorlardı. Çünkü ne olacağı belli değil. Ama şu anda 2140 aboneyi geçmiş durumdayız. Fakat bizim YouTube kanalımızla alakalı çok büyük bir sıkıntımız var. O da şu izlenme süresi. Şimdi bana diyorlar ki ya diyorlar turnuvayı bir saat alıyorsun laaak diye koyuyorsun. Ya bir saat boyunca niye izleyeyim ki ben seni diyor. Haklı mı? Haklı. Ama izlese kendisi de bir şeyler öğrenecek mi? Öğrenecek. Ama 10 dakikalık bir videodan öğrenebileceğini niye bir saatlik videodan izlesin de öğrensin ki? O yüzden bu eleştiriye hak veriyorum. Kesinlikle doğru bir eleştiri. Ama bizim de bir izlenme süresini tutturmamız lazım ki reklam geliri elde edelim. Daha sonra reklam geliri kamera. Benim ne planlarım var ya? Stüdyo kurmayı düşünüyorum. Ne planlarım var? Kendim bir maddi olarak bir şeyler zaten ayırdım. Hala da ayırmaya devam ediyorum. Fakat olacak gibi değil, çok pahalı. Ondan dolayı işte ise bir reklam gelirleri ya yarısını bile karşılasa bizim için kar kardır. Ondan dolayı reklam geliri elde etmek için izlenme süremizin artması lazım. İzlenme süremizin artması için çok fazla dakikaya sahip videolar koymamız lazım ki izlensin. Ki benim bir turnuva videosu 35 dakika pardon 35 saat 40 saat izleniyor. Şimdi şahmatrak koyuyorum. Çok fazla görüntülenmesi var. 400-500 görüntülenme var ama 1,5 dakikalık video olduğu için 10 saat bile vermiyor bana. Hani anlatabildim mi? Yani bu sıkıntı bundan kaynaklanıyor. O yüzden ben diyorum ki atılan videoları lütfen hoşunuza gitse de gitmese de açın, normal bir şekilde izlensin. O izlemek istemiyor musun? Bilgisayarından aç. Başka bir işle uğraş. Oyununu oyna, o arkada çalsın. Aç oynatma listesini. Eski videolarımız var. Mutlaka izlememişsinizdir diye düşünüyorum. Satranç
Remaster diye oynatma listesi var. Başlatın oynatma listesini en baştan sona izlense, destek olun arkadaşlar. Bu noktada sizden çok büyük destek istiyoruz ki Instagram'da da sürekli bahsediyorum. Bu arada Instagram takipçimiz de 5200'ü geçti. Ki 10 bin olduğu zaman çok istiyorum 10 bin olmasını. Çünkü 10 bin olduğu zaman hikayeden link paylaşabiliyoruz. O yüzden tek tuşla tık videomuz açılacağı için izlenme süremiz biraz da artacaktır diye tahmin ediyorum bu şekilde. Ondan dolayı yani bizim içerikte yani bizim kanalımızın kuruluşu ve devamı bu şekilde oldu. Telif yediğimiz videolar oldu. Bize ders oldu. Şimdi işte bir son dakika golü yedik. İşte o iş ses videolarından hiç aklıma gelmezdi telif olacağı. Ama telifi yedik, nasıl tespit ettiler onu da bilmiyorum da. Ondan dolayı bu şekilde devam ediyoruz. Sizden en büyük ricamız tekrar tekrar söyle lütfen atın videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hatta paylaşın. Bakın ben Facebook hesabından paylaşıyorum. Facebook'taki tüm satranç gruplarında paylaşıyorum. Twitter'dan paylaşıyorum. Kendi Instagram'ımdan paylaşıyorum. Sayfanın Instagram'ından paylaşıyorum. WhatsApp durumundan paylaşıyorum. Her yerden paylaşıyorum. Her yerde artık link paylaşma var. Paylaşın. Yani şöyle düşünün. 10 arkadaşımız paylaşsa. 10 arkadaşımız paylaşsa ve 10 arkadaşımızın paylaştığı kişilerden 2 kişi daha paylaşsa 2 çarpı 10 20 yapar. O 2 40 yapar. Bu şekilde gitse yani bunun sonu yok. Ve bize çok büyük destek olmuş olursunuz. Kanalla alakalı söyleyeceklerim bunlar ama belli bir mesai harcıyorum. Bu kanal için, satranç için. Çünkü antrenörlük aktif olarak yapamıyorum. Fakat bu şekilde camiaya bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Yoksa herhangi bir maddi ya bu işin az çok içinde olan YouTube kanalı açmış sonra bundan vazgeçmiş olan arkadaşlar eminim biliyorlardır ki yani bu YouTube işinde para mara yok arkadaşlar. Girecek olanlar varsa da söyleyeyim girmeyin. Yani şimdiye kadar giden paraları düşündüğünüz zaman yani en az 5 yıl daha benim devam etmem lazım ki para kazanayım. Yani ki telefonunuz eskiyor, bilgisayarınız eskiyor, vaktiniz gidiyor. Ben size söyleyeyim. Yani çoluğunuzu çocuğunuzu ilgileneceğiniz yere bazı videolarla ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Yani ondan dolayı hiç yapılacak bir iş değil. Anca şöyle bir şey olur. Çok gerçekten kaliteli bir içeriğiniz vardır. Onu koyarsınız patlar gider eyvallah. Ona bir şey demiyorum. Ama bunun haricinde zaten yapılmış olanı yapmaya çalışırsanız olmaz. Biz bile hani satranç adına kanallar yapılmış ama yeni bir soluk getirmeye çalışsak bile ki günde hemen hemen ortalama 10 tane abone geliyor. O noktada da çok iyi. Bu arada bunu izleyip de abone olmayan varsa lütfen yani artık abone olsunlar. O kadar da değil yani. Ondan dolayı hiç girmeyin. Yani bu işte para mara yok. Para içinde yapılacak bir iş değil arkadaşlar. Bir yıl oluyor. Bir yıl boyunca düşünsenize her gün mesai yapıyorsunuz. Cebinize bir kuruş girmiyor. Ki zaten Allah'ımıza çok şükür ihtiyacımız da yok. Yani yok derken paraya herkesin ihtiyacı var da buradan gelecek para yok. Yani buradan bu kadar uğraşacağıma giderim bir müvekkil de alırım. 10 katını kazanırım yani. Merhaba admin demiş merhaba. Yayında maç yapacağım admin. Hayır şu anda öyle bir altyapımız yok. Yapmayı çok istiyorum. Altyapımız yok ama zannediyorum Ramazan ayı içerisinde o gerçektireceğiz onu. Çünkü Ramazan ayında bizim işler biraz durur. Uygar Hasekioğlu iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Uygar. Uygar benim kardeşimin arkadaşı, benim de arkadaşım tabii. Elonuz kaç? Benim Elom 1275. Bir tane Elo'lu turnuvaya girdim. Onda da 1275 çıktı. Zaten 7 yıldır turnuvaya girmiyorum. Koray Emre benim arkadaşım. Merhaba iyi yayınlar demiş. Erik Kartman. Erik Kartman Türk arkadaşlar. Zaten nasılsın abi demiş. Eyvallah arkadaşım. İyiyim, sen nasılsın? Bu arada Erik Kartman da Instagram'dan da YouTube'dan da bizi sürekli takip ediyor. Turnuvalarımıza giriyor. Ayşe Uğral iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Helal olsun demiş. Veysel Ege saygılı, teşekkürler. Merhaba demiş Serhat. Serhat arkadaşımız da yeni takipçilerimizden diyebiliyorum ama maşallah o da çok güzel destek veriyor. Teşekkürler. İsmail Çolak, aleykümselam. Aleykümselam. Turnuva kur oynayalım admin. Yarın pazar turnuvamız var saat 5'te. Lütfen saat 4'te Instagram sayfamızın profiline turnuva linkini atıyoruz. Saat 5'te 1 saat süren 2 artı 1 oynanan turnuvamız başlıyor. Her pazar saat 5'te turnuvamız var. 4 ile 5 arası Instagram profilimizi ziyaret edin. Hop, Richest linkine tıklayın. Katılın. 5'te takılalım. Magnus'ta düşüş yok arkadaşlar. Magnus'ta düşüş yok. Bu yapılan turnuvalar hatta bugün de izleyeceğiz saat 7'de. Ben o yüzden biraz erken aldım. 7'de kaçırmak istemiyorum finali. Magnus'ta bir düşüş yok. Yarı finale kaç adam. Yani nasıl bir düşüş diye bir şey yapabiliriz. Bir de hani diğer arkadaşlar da armut toplamıyor. Bir de Magnus 5 artı 3'te kaybetti. Ben Magnus gayet formunda. Ve ben düşünsenize bu adamlar
Çok kazanıyorlar zaten. İşte 1,5 milyon dolar ödüllü turnuvaymış. Tamam, çok güzel. Ödüllü turnuva ama dünya şampiyonluğuna mı daha çok önem veririm? Yoksa bu turnuvada birinci olmaya mı daha çok önem veririm? Tabii ki de dünya şampiyonu. Benim hazırlıklarım varsa, bu hazırlıklarımla alakalı kopya vermek istemiyorsam eğer, herhangi bir tüyo vermek istemiyorsam nasıl oynamam lazım? Eski oyun tarzında oynamam lazım ya da daha önceden oyunları oynamam lazım. Daha önceden denediği oyunları da diğer adaylarda, o turnuvadaki diğer adaylar bildiği için işte Nepo, işte Maxim vesaire ve Nakamura falan filan, So, bunlar bildikleri için zaten o yüzden de kaybediyor. Ha, bir de bunu kasarak oynamak var kendisini. Düşünsenize, tiyo vermemem lazım, tiyo vermemem lazım diye saçma sapan oynadığı da olmadı mı? Çok belli etti. Özellikle dünkü oyunlarda çok belli etti. Bir hedefimiz var admin. Videolara destek verirseniz bu hedefimize daha hızlı ulaşırız inşallah. Hedefimiz var. Serhat arkadaşımızın da söylediği gibi bir hedefimiz var. Yaza kadar kamera alma hedefimiz var. Daha sonra da stüdyo kurma hedefimiz var. Yani 2021'deyiz, değil mi? 2021 bitmeden aynı zamanda bir stüdyo kurma fikrimiz var. Niye olmasın? Ya biz de çalışıyoruz tabii. Yani sadece YouTube kanalından değil. Arkadaşlar, ben sadece YouTube'dan koyduğum hedefler değil bunlar. Yani yanlış anlamayın. Hani ya abi, YouTube'dan ne kazanacaksın da stüdyo kuracaksın? YouTube'da bu da para var mı? Yok. Ben kendime de bu hedefleri koyuyorum. Kendi iş olarak da. Aldığım işlerin bir kısmını YouTube kanalına ayırıyorum zaten. Bir içerik olarak en çok etkilendiğimiz maçları anlatarak video çekerseniz bence çok sevilir. Tabii onu düşünüyorum. Fakat şöyle tekrar söyleyeyim. Bana diyorlar ki işte Chess Tour var. Onunla alakalı niye video yapmıyorsun? Niye yapayım? Chess 24 Türkçe bu işi muazzam yapıyor zaten. Ne gerek var? Ben bile Chess 24 Türkçe'yi izlerken milletin beni izlemesini nasıl bekleyebilirim? Bekleyemem. O yüzden de bu güncel turnuvalarla alakalı herhangi bir video koymuyorum. Ama şöyle bir şey olabilir. Öyle bir maç olur ki ben Chess 24 Türkçe'nin videolarını izliyorum. Ya bir videoda çok önemli bir nokta vardır o maçta ama videolarında onu düşünememişlerdir. Göz ardı etmişlerdir ve çekmemişlerdir. O bakış açısıyla videoyu çekersem bir şey katmış olurum. İşte o zaman güncel turnuvalarla alakalı da çekmeyi istiyorum. Bir ay sonra adaylar turnuvası var. Ona da şöyle bir şey düşünüyorum adaylar turnuvasında. Biliyorsunuz adaylar turnuvasında yayın hakkımız yok zaten. Hani telife takılırız. Şikayet ederlerse kanalımız kapanır. Yayın yapmayacağız ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bilgisayardan açacağım maçı. Kendi kafamı böyle koyacağım, aynı bu tarz. Sizden de diyeceğim ki telefonlarınızdan beni açabilirsiniz. Bilgisayarlarınızdan da maçı açabilirsiniz. Beraber değerlendirelim. Sohbet muhabbet edelim. Ya gördünüz mü işte Nakamura ne yaptı? O Karona iyi hazırlanmış falan. Tartışalım yani. Böyle bir şey de yapabiliriz. Kısarsınız Chess 24'ün Sabri Gil'in sesini. Kısarsınız. Beraber de bak, böyle bir şey olabilir. Şimdi aklıma geldi. Saygılar sevgiler adminim Nurettin Bay gibi. Saygı bizden. Abiciğim. Nurettin abiciğim. Saygı bizde. Ahmet Hasan Özdemirci ileti geri çekildi. Elo kaç? Dediğim gibi 1275 elom var. Yani öyle hatırlıyorum. Tek turnuvadan aldım elo. Bir daha da hiç elolu turnuvaya girmek nasip olmadı. Bu arada bir şey söyleyeyim. Antrenörler için maalesef kötü bir durum var. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Biz öğrencilerimiz var. Öğrenciler turnuvaya giriyor. Ve çoğunlukla şöyle oluyor. İşte turnuva yapılıyor. Ne bileyim, bilmem ne belediyesinin turnuvası. Şöyle oluyor. İşte 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş falan filan falan filan. B kategorisi, A kategorisi. İyi de hepsi aynı turnuvada zaten. Şimdi benim öğrencim var, 7 yaşta var, 8 yaşta, 9 yaşta, 10 yaşta, 11 yaşta, hepsinde var. B kategorisine girecek olan var. Yaş kategorisine girmeyip ben B'de yarışacağım diyen var. Şimdi ben bir de A kategorisine yarışmaya girsem. Herkes biliyor ki çocukların maçları kısa sürer. Doğru mu? Çocukların maçları kısa sürecek. Çocuk çıktığında veli ise orada beklemez ki. Ya gidecek işte evine, eğer kendi memleketimizde turnuva oluyorsa evine gidecek, yemek yiyecek. Ya da evinde değilse de yemeğe gidecek, gezmeye gidecek. Orada seni bekleyemez. Ben A kategorisinde oynuyor olsam benim maçım sürecek atıyorum 2,5 saat, 3 saat. Çocuk beni bekleyecek mi? Hadi bekledi. Turçan çıktım. Atıyorum 1 saat sonra yeni tur var. Ben o 1 saat içerisinde yemek mi yiyeceğim? Kendim dinleneceğim, yoksa çocukların maçlarını analiz edip ikinci tura mı hazırlayacağım? Mümkün değil. O yüzden antrenörler genellikle turnuvalara katılamıyorlar. Ve bu arada antrenörlük kesinlikle oyun gücünü düşürüyor. Çünkü basit basit taktikler veriyorsunuz ve basit düşündürüyorsunuz. Basit sorular çözdürüyorsunuz. Ve rakibinizin de bu şekilde basit olacağını düşünüyorsunuz. Kendi anlattığınıza inanıyorsunuz antrenörlükte. Mesela çocuğa diyorsun ki ya bu da bu taktiği yap, bu alış yap, işte piyon fırtınası yap, zaten rakibin görmez. Zaten rakibin korkar. Rakibin korktuğu için çekinir. O yüzden saldırgan oynar falan filan diyorsunuz. Kendi rakibiniz de bu sefer öyle
yapıyorsunuz. Bu maalesef büyük bir çatışma. Antrenörlük yapıp da oyun gücünü yükselten ya da oyun gücünü kaybetmeyen diyeyim, ben zannetmiyorum kimse olacağını, çünkü olaya aykırı, doğasına aykırı. Ondan dolayı da zaten turnuvalara uzun zamandır giremedik. En son ne zaman turnuvaya girdim gerçekten hatırlamıyorum. 7 yıl oldu diye biliyorum ama. Şu anda 3 kişi var bizi izleyen. 2'ye düştü. Niye? 2 kişiye mi hitap edeceğiz burada? 2000 kusur, 2140 aboneli bir kanalın canlı yayını 2 kişi mi izliyor yani? Kesin o da bizim tanıdıklar falandır. Öyle mi? Kim izliyor? Bir ses verin bakayım. Biz istiyoruz diyeyim. Levent Tüzmen izliyor mu? Levent Tüzmen diye bir şey yok muydu ya? Meşhur sunucu, futbol yorumcusu tarzı birisi yok muydu? Ben yanlış hatırlıyorum. Sanki öyleydi. 3 kişi olduk. Biri benim. Mesut Erkek'le. Mesut Erkek'le benim asker arkadaşım değil mi ya? Ben öyle hatırlıyorum. Mesut, sen misin kardeşim? Vallahi ben öyle hatırlıyorum. Soyadın Erkekli miydi, erkekli miydi, ama Mesut ya. Bizim Mesut ya. Mesut Mesut. Eyvallah Mesut. Mesut da biz İzmir Foça'da, Yeni Foça'da askerlik yaparken Komando Parkı denilen arkada bir dinlenme park gibi yer vardı. Orada az mı satranç oynadık? Dağın tepesindeydi bizim kışla. Bir rüzgar eserdi, bütün taşlar dağılırdı. Ama olsun, biz bir şekilde oynardık. Yani ben satranç, yani eğitim yerine acemilik deniliyor ya, bizde intibak deniliyordu, yedek su olarak gittik. İntibak, 21 günlük intibak eğitimine satrançla gittim. Orada da bir şekilde bulduk yani satranç oynayan arkadaşları. Güzel oynadık. Mesut'um da yavrum benim, gelmeden önce bu kadar sakalı var, böyle marjinal bir tip, süper karizma falan. Bir geldi, sakallar kesilmiş. Bana eski fotoğrafını gösterdi. Before after yaptık. Komedi. Evet, var mı soracağın sorular? Yoksa ben çekilişle alakalı şeyler söyleyeceğim. Ben şey yaptım. Bazı satranç kulüplerine, bazı satrançla alakalı ürün satan yerlere mesaj attım. Dedim ki, ben dedim bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ödüllerimi koyacağım. Fakat dedim, siz de gelin birer ödül koyun ya da ikişer tane, size bağlı. Ödül koyun, şöyle güzel bir çekiliş yapalım. Çok büyük bir çekiliş yapalım. Ses getirelim. Atıyorum 10 tane ödül olsun. İşte biri satranç takımı olsun, işte kitap olsun, satranç saati olsun, işte satrançla alakalı bir saat, normal duvar saati olsun, kol saati olsun, işte tişört olsun falan filan, şapka olsun, çanta olsun. Böyle bir fikir. Sağ olsun arkadaşlardan çok fazla gelmiş oldu. Bununla alakalı bazı satranç kulüpleri de var işlerinde, bazı yayıncılar da var. Yani kitap yayıncıları da var bu konuyla alakalı destek çıkmak isteyen. Benim de hediye etmek istediğim bir kitap var. O da tabii Selim Çıtak hocamızın yazdığı Blackburn kitabını ben bir takipçimize hediye etmek istiyorum. Benim ödülüm ne olacak? Bir kulüp satranç takımı hediye edeceğini, iki tane satranç takımı hediye edeceğini söyle ki, turnuva boyu satranç takımı, güzel bir satranç takımı. Sağ olsun hocamız fotoğraflarını bile attı. Yine bir kulüp var zaten, Hamle Satranç Eğitim Merkezi, biliyorsunuz. Hamle Satranç Eğitim Merkezi benim de önceden çalıştığım kulüp ve bize her türlü konuda destek veriyor sağ olsun. İşte online derslerde indirim bile yapıyor. Bu şekilde %20 indirim, hatta en son %30 almıştık galiba. İndirim de yapıyor sağ olsun. Hamle Satranç'tan da bir söz almıştık diye hatırlıyorum öncesinden. Bakalım verecek mi? Onur Hoca sözünü tutacak mı? Bakacağız. Evet arkadaşlar, hemen hemen 30 dakika olmuş. Arkadaşımız gelir, sormak istediği bir şey olur. Kim bu 3 kişi? Helal olsun o 3 kişiye. Su içiyorum bu arada, kahve falan değil. Bu kadar büyük kahve içmez arkadaşlar. Kafam kadar bakın. Evet. Böyle bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu arada size enteresan bir şeyden bahsedeyim. Çektiğim tüm videolarımı, canlı yayınlar da dahil olmak üzere, editlemeli, kesmeleri, biçmeleri, işte üstüne yazılar, mazılar, koparmalar, işte o hani iç ses videoları falan var ya, onun seslendirmeleri, arkasına müzik koymalarını hepsini telefonla yapıyorum. Sadece telefon kullanıyorum, başka hiçbir şey kullanmıyorum. O da Samsung J7. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Görüşürüz admin demiş arkadaşımız. O yüzden canlı yayını kapatmıyorum yani, herkes gitmesin. Bir kişi kaldı. Kim o bir kişi? Vallahi merak ettim. Kim bir kişi?
O bir kişiye ödül yok. Verirdim mi? İki kişi olduk. Geçmiş olsun. Ah, niye görüşürüz dediniz o zaman? Gitmiyorsunuz zaten. Buradayız zaten. Yani durumlar öyle. Sadece telefon çekiyoruz. Bir de bilgisayarlı olduğumuzu düşünün bakalım. Ve şunu söyleyeyim. Daha bir yıl olmadı. Kanalımızı açalı bir yıl. Yani şöyle bir yıl oldu da. Nasıl oldu? Videoları yüklemeye başlayalı bir yıl oldu. Ama adam ben artık dışarıya da sadece kendi öğrencilerime değil dışarıya da hitap edeceğim dediğimin yıl olmadı. Nisan'daydı çünkü daha bir yıl olmadı. Bir yıl olmadan 2140 aboneye ulaştık arkadaşlar. Yani bu önemli bir şey. Bu arada sizden de ricam lütfen hani abone olmayan arkadaşlarınız olabilir satrancı sevip kanalımızdan haberdar olmayan. Hemen gönderin bir videomuzu ya da kanalımızın linkini gönderin. Deyin ki ya abone olun ya da sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz. Özellikle ricamız videoları sonuna kadar izleyen arkadaşlar. Tüm videolarımızı lütfen sonuna kadar izleyin. İşiniz gücünüz varsa bile açın arkada o oynasın 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 bitsin. Otomatik oynatmayı kapatın. Tak 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 bitsin. Satranç dersleri diye bir oynatma listemiz var. Açın oynatma listesini aslanlar gibi. Baştan sona kadar izlensin ya. Süre gelsin. İzlenme süresi gelsin. Ne kadar erken o kadar iyi. Mesela bizim planlarımıza göre Mayıs gibi biz reklamı açtıracağımızı düşünüyoruz. Yani kanalın izlenmesi bu şekilde giderse. Mayıs'a doğru hatta artacağını da düşünüyorum. Abone arttıkça izlenme artıyor çünkü doğru orantılı olarak. Bu arada ben kendimi de tanıtmadım. Bir kendimi tanıtayım birazdan. Bir dakika. Mayıs'a kadar düşünüyoruz. Niye Nisan sonu olmasın ki? Nisan sonunda almaya başlayalım reklam. Niye almıyoruz ki? Değil mi? Bu arada benim ismim Sercan. Ben Karaman'da yaşıyorum. Avukatlık yapıyorum. Biliyorsunuz. Fakat hani avukatlığı biliyorsunuz artık eskisi değil avukatlık. UYAP denilen bir sistemimiz var. Kendimiz evden tık 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 işlerimizi hallediyoruz. Adliyeye duruşmamız varsa gidiyoruz. Duruşmamız yoksa gitmiyoruz. Çoğu zaman. Bazı istisna işler var. Fiziki olarak gitmemiz gereken ama onun haricinde fiziki olarak zaten adliyeye gitmiyoruz. Tüm işimizi büromuzdan, evimizden halledebiliyoruz. 4 ay öncesine kadar Isparta'da yaşıyordum fakat şu anda Karaman'da yaşıyorum. Karaman'a taşındım ki Karaman biliyorsunuz satrançta idol şehirlerden bir tanesi. Burada bir Mustafa Eroğlu adında Türkiye Satranç Federasyonu'nun ilk temsilciler kurulu başkanı olması lazım. Tam şeyini ünvanını bilmiyorum da. Hem de aynı zamanda ilk temsilcisi hocamız. Burada o var. Gerçekten güzel işler yapmışlar. Satranç adına biz de görüştük onlarla birkaç kere. Bakalım burada bir kulüp açmayı da düşünüyoruz. Şu pandemi bittiği zaman Hamle Satranç Eğitim Merkezi'nin şubesini ya da kendimiz bir satranç kulübü burada açmayı planlıyoruz. Bakalım. Evliyim, bir çocuğum var, oğlum var. 8,5 aylık. Onun haricinde nasıl tanıtayım kendimi başka ki? Ne söylenebilir ki bir insan kendisiyle alakalı? Isparta'da okudum, Gönül Anadolu Üniversitesi'nde okudum. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. 2011 girişliyim, 2016 çıkışlıyım. Bir dönem uzattım okulumu, 6 ay kadar uzattım. Mezun olduk. Askerliğimi önce İzmir, Yeni Foça, daha sonra da Ankara, Beytepe, Jandarma ve Savcı Güvenlik Akademisi'nde hukuk ne diyorlar? Hukuk araştırma görevlisi değil, hukuk öğretim görevlisi olarak. Evet, öğretim görevlisi olarak tamamladım. Jandarma personellerine eğitim verdik. O şey. Orada da bu arada satrançla alakalı çok anılarım var. Bir video gelecek. Tamam, burada sözüm olsun. Bu arada iki kişiye bir kişi hitap ediyor gibiyim şu anda ama bu video kaydedileceği için birçok kişi de izleyecek zaten. Benim de sözüm olsun. Askerde yaşamış olduğum satranç ile alakalı çok çok keyifli, çok çok keyifli şeylerim var. Hikayelerim var. Anılarım var. Onları anlatacağım bir videoda çekeyim, koyayım, güzel olur. İsim vermeden tabii çok riskli çünkü. Askerlikle alakalı böyle şeyler, isimler falan veremiyoruz biliyorsunuz. O zaman bir yudum daha alalım. Geçen canlı yayınımıza çok kişi katılmıştı. Çünkü geçen canlı yayınımızda ne yapmıştık? Çekiliş yapmıştık. Bu sefer çekiliş olmadığı için az kişi katıldı, sizgidiler. Ama önemli değil. Bu video zaten kaydedilecek. Birçok kişi de zaten izleyecektir. Soracağınız soru yoksa kapatacağım. Biz de işimize gücümüze bakalım. Karnım aç. Yemek yemem lazım. Dur bakayım bildirimleri kontrol edin. Belki bildirim vardır. Geçtik. Geçtik. Yokmuş bildirim. Var mı soracağımız soru arkadaşlar? Yoksa kapatıyorum. Yavaş yavaş. Var mı? Son
Bir dakika daha bekleyeyim. Hadi. Varsa sorunuz sorun, yoksa sonsuza kadar susun. BB admin, yani bay bay admin demek oluyor herhalde. Yıldız Baba. Yıldız Baba. Yıldız soyadı büyük ihtimalle. Bence. Ya da ismi mi Yıldız? Niye badesin o zaman? Kafa çalışıyor değil mi? Nasıl çalışıyor kafa? Efso. Var mı başka soru? Gencolar. Yok herhalde. Tamam. Bir sonraki canlı yayında veya bir sonraki videoda görüşeceğiz. Yarın pazar turnuvamız var biliyorsunuz. Saat 4'te Instagram sayfamız olan Hayatımız Satrancı mutlaka ziyaret edin. 4'ten 5'e kadar 1 saat boyunca linke tıklayıp turnuvaya katılım sağlayabilirsiniz. Saat 5'te turnuvamız başlıyor. 6'da bitiyor. Ve turnuva videosunu bir sonraki gün olan pazartesi YouTube kanalımıza yayınlıyoruz. Çarşamba günü eğlencelik videomuz yayınlanıyoruz. Cumartesi günü ise biliyorsunuz turnuvanın en iyi oyununu yayınlıyoruz. Bu arada bugün cumartesi turnuvanın en iyi oyunu yayınlandı. Lütfen şu anda yayında olan iki kişi hemen videodan çıktıktan sonra açsınlar o videoyu. Sonuna kadar izlesinler. Bize destek olsunlar. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani bir zararı yok. Paylaşsanız hiçbir zararı yok. Paylaşın geçin ya. Bir kişi izlesin. Bence. Siz bilirsiniz. Ama bence paylaşın. Ben paylaşıyorum. Kendi yapmadığım şeyi size söylemiyorum. Benim kusura bakmayın 6 tane YouTube hesabım var. Ve bu 6 YouTube hesabımda da izliyorum. Ben izliyorum. Siz de izleyin. Dilekçemi yazarken arka plandan tık 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 benim videom çalıyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Şimdiye kadar yayını baştan sona izleyen var mı bilmiyorum ama eğer bu sabrı gösterirse çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.